Efendim, yılbaşı çekilişine 2 gün kala Milli Piyango İdaresi bir ilke imza attı. Prova çekilişini kameralar önünde gerçekleştirdi. Son dönemde sık sık gündeme gelen hile iddialarının önüne geçmek için de noter önünde testler yapıldı. Küreler döndü, toplar bir bir düştü. Büyük heyecanda geri sayım sürüyor ama çekiliş provaları tamamlandı. Geçen sene kaydedilen bu görüntüden sonra akıllardaki soruysa ortak. Çekilişte hile yapılabilir mi? Hile olmaz mı? Olmaz diye düşünüyorum. Kesin vardı. İnanmıyorum. İşte o iddiaların önüne geçebilmek adına prova çekilişi ilk kez basına açıldı. Yapılan testler canlı canlı kaydedildi. Hile iddialarının önüne geçmek için de toplar birer birer tartıldı. Her birinin ağırlığı 158 gram. Geçen seneki büyük ikramiyemizin talihlisi henüz gelmedi. O biletin sahibi salı gününe kadar ikramiyesini almazsa 70 milyonluk ikramiye de hazineye aktarılacak. 31 Aralık günü saat 3'te başlayacak çekilişler. Büyük ikramiye ise sahibini saat 20.30'da yapılacak çekilişle bulacak. Yılbaşı biletlerinin çoğu satıldı. Şimdi herkes 31 Aralık'taki gerçek çekilişte çıkacak rakamları bekliyor. Bize çıkması ümidiyle. Her yıl olduğu gibi büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler bu yılda kuyrukta bakın kuyruğun ucu bucağı gözükmüyor. 80 milyonluk büyük ikramiye için son 2 gün ve belki de büyük ikramiyenin sahibi bu kuyrukta. En çok uzaya turist olarak gitmek istiyorum. Şansı olana çıkacak yani. Düzgün para çıksın. Zengin mi olacaksın yani? Evet, lüks araba alacağım.